1950 yılında köküne kibrit suyu serpilen halk evleri 1961 yılında tekrar yaşamımıza girdi. İşte ben de Adapazarı Halk Evi'nde tiyatro kurulunda çalışmalara başladım. Turgut Özakman'ın Güneşte 10 Kişi adlı oyununun provalarını yapıyoruz. Heyecandan ölüyorum. Evde aynanın karşısında prova yapıyorum. Annem de orada namaz kılıyor. Seccadeyi topladı. Elinde tesbih yanıma geldi. Uşak tane tane konuş. Zeki Miren gibi. Konuştuklarını ben anlamayayım. Oradakiler nasıl anlayacaklar? Vay be dedim. Zeki Miren'e bak. Ne kadar büyük sanatçı. Annem topu da bu. Bir kere İstanbul'daki zengin teyzemlerin Madalyon Sineması'nın yazlık bahçesinde konserinde izlemişti Zeki Müren'i. Bir kere görmüştü ama Zeki Müren anneme kendini kabul ettirmişti. Tane tane konuş. Peki anneciğim dedim, söz verdim, ben de tane tane anlatacağım diye. Canım annem kendini bize şöyle anlatırdı. 13 yaşındaydım. Memlekette yok, başta yok. Bize Paris'te hesap açan, veresiye hesap açan onnik ustamız vardı, Ermeni vatandaşımız. Bize veresiye defter açmıştı. Ona gittik. Bize üst baş buldu. Kılık kıyafetimizi düzeltti. Tıraşımızı olduk. Geldik bakanın karşısına dizildik. Sen ne iş yapıyorsun evladım? Ressam. Sen ressam. Sen heykel tıraş. Sen tiyatrocu. Nerede kalkıyorsunuz? Döndü elçiye. Siz burada ne yapıyorsunuz beyefendi? Elçi efendim. Hayır beyefendi. Elçi bu çocuklar. Siz bunların hizmetinde olması gereken, maaşınızı devletimizden alan bir görevlisiniz. Bu çocukları nasıl böyle sokağa salıyorsunuz ya? Niye takip etmiyorsunuz? Bunlara üst baş vereceksiniz. Burada yatıp kalkacaklar. Yemek vereceksiniz. Ceplerine harçlık koyacaksınız. Bunlar bir yabancı öğrenciyle tanışacaklar. O öğrenci diyecek ki, evet ben bir Türk ressamıyla tanışıyorum. Evet benim bir heykelci arkadaşım var. Evet benim bir tiyatrocu arkadaşım var Türk. Elçi bunlar, siz elçi melçi değilsiniz. Çukurcu. Onlar eski çukurcu.